Yutkunuyorsunuz. Tekrar yutkunun. Şeker hastalığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda son derece hızlı bir artış göstermektedir. Türkiye'de şeker hastalığı son 12 senede %100 civarında artış göstermiştir. Şu anda Türkiye nüfusunun %13'ü kesin şeker hastasıdır. Bu rakamın aşağı yukarı 2 katı kadar da gizli şeker hastalığı vardır. Ama hastalarımızın birçoğu bundan habersizdir. Gizli şeker, şeker hastalığına aday kişiler anlamına gelir. Hastaların önemli bir kısmında önce açlı kan şekeri bozulur. Açlı kan şekerinin 100'e kadar olan rakamı normaldir. 100 ile 125 arasındaki açlık şeker değerleri gizli şeker anlamına gelir. Diğer bir kriter ise şeker yükleme testi yapılan hastalarda ikinci saatte eğer bu şeker değeri 140 ile 199 arasında kalıyor ise bu hastalar gene gizli şeker hastalarıdır. 200 ve üzerindeki değerlere de kesin şeker hastası diyoruz. Gizli şeker olayı şeker hastalığının ön dönemi, ön fazı olarak değerlendirilir. Bu süre aşağı yukarı 8-10 yıl kadar devam eder. Bu hastalar eğer tedavi edilmezlerse bu 8-10 yılın sonunda şeker hastalığına dönüşür. Bu hastalar eğer zamanında teşhis konur, tedavi ederse 3 hastanın ikisi tamamen düzelebiliyor. Eğer bu süre zarfında tedavi edilmezse bu hastalarda kalp krizi riski 1,5 kat fazla artmaktadır. Kesin şeker ortaya çıktıktan sonra ise kalp krizi, kalp damar hastalıkları krizi ihtimali 3-4 kat kadar artıyor. O nedenle bu hastalara mutlaka zamanında teşhis konulmalı. Bu hastalara yaşam tarzı dediğimiz bilinçli, düzenli beslenme öğretilmeli. Bunu hastaların yine günlük yarım saat kadar düzenli yürüyüş, egzersiz yapmaları veya spor yapmaları. Eğer bu hastalar yine fazla kilolu ise mutlaka kilo vermeleri ve ideal kilolarına yaklaşmaları gerekir. Hastalarda ağız kuruluğu, çok su içme ihtiyacı, gece sık sık idrara çıkma ihtiyacı, yemeklerden sonra el ve ayaklarında yanma, karıncalanma, ateş basması, genellikle geceleri artan kafa ve boyunda aşırı terleme olayları, ani açlık hisleri, hastanın birdenbire acıkma hissi başlayabilir mesela veya bazı hastalarda aniden tatlı yeme krizleri. Gene bazı hastalarımızda ani böyle sinirsel çıkışlar, asabiyet nöbetleri, bazı hastalarda depresyon. Yine bazı hastalarda gördüğümüz şeylerde bu hastalarda ön planda insülin direnci olduğu için bu hastalar kilo veremezler. Kolayına kilo veremezler. Veya yine bu hastalarda hızlı kilo alma veya kilo verme olur. Obezlerde, hareketsiz insanlarda, aile genetiği olanlarda daha fazla görülür. Kadınlarda görünme oranı kiloyla da bağlantılıdır. Daha fazla görülebilir.